Ereğli'ye bağlı Dedeler Köyü'nde mantardan zehirlenen aileyi hastaneye götüren minibüs otomobilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza dün akşam saat 22.45 sıralarında Çetin Apatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Dedeler Köyü'nde yedikleri mantardan dolayı rahatsızlanan aileyi hastaneye götüren Durdu Acar İdaresi'ndeki 67TR524 plakalı minibüs ile Sami Demir'in kullandığı 67SF979 plakalı otomobil Çetin Apatay Bulvarı üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 7 kişi yola ve orta refüje savruldu. Kanlar içerisinde kalan yaralıların yardımına koşan vatandaşlar 112 acil servis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen 4 ambulansta bulunan sağlık görevlileri ilk olarak mantardan zehirlendikleri belirlenen Nazikar Hava ve Yüksel Çetin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansı alarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada yaralanan ve Ereğli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan Dursun Duman, Serpil Duman, Yüksel Çetin, Havva Çetin, Ayhan Duman, Nazikar Çetin ve sürücü Durdu Acar ile Ayşe Uzun'un tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza yerinde hurdaya dönen araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Sami Demir ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ereğli'ye bağlı Ormanlı beldesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Ormanlı beldesi Sarıköy mevkiinde meydana geldi. Eşi Ayşe Bozkurt ile birlikte misafirlikten dönen Hüseyin Bozkurt, tarım aracı olan ve halk dilinde patpat olarak adlandırılan aracın frenlerinin boşalması sonucu takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu karı koca için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk tedavileri yapılan çift müşahede altına alındı. Kazada yaralanan Hüseyin Bozkurt'un kaburgalarında kırık, eşi Ayşe Bozkurt'un ise vücudunun bazı yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi. Ereğli Çevre Platformu, Kireçlik'te yapılması planlanan termik santrallere karşı sürdürdükleri mücadelelerine devam ediyor. Bugün Bozhane'de düzenledikleri kahvaltılı basın toplantısında Ereğli Çevre Platformu adına açıklama yapan Yusuf Metin Altuntaş şunları ifade etti. Ereğli Çevre Platformu biliyorsunuz.
Birkaç aydır ilçemizde yapılacak olan termik santrallere karşı bir mücadeleyi yükseltme amacı taşıyan bir platform. Bu platform maalesef ülkemizin dört bir tarafında termik santraller, hidroelektrik santraller vesaire gibi enerji amaçlı yatırımlarla bir yandan da çevresel anlamda ciddi olumsuz etkiler oluşturuyor ülkemiz açısından. Bölgemizde de Kireçlik'ten, Bayat Köyü'nün Kireçlik koyundan başlamak üzere Amasra'ya kadar yaklaşık 78 kilometrelik kuş uçuşu bir alanda 9 adet termik santral yapılması planlanmakta. Bu başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere bütün bölge açısından çevresel anlamda ciddi olumsuz sonuçlar yaratacak ve büyük bir tahribat yaratacak bir durum bizlere göre. Biz enerjiye, ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına karşı olan insanlar değiliz. Ancak üretilecek enerjinin sadece maddi anlamda ülkemizin kalkınması değil, aynı zamanda insanların yaşamı ve geleceğini de etkilememesini istiyoruz. O açıdan ilçemizde bugün de böyle bir dayanışma kahvaltısı yaparak, bunda ilçenin, ilçe halkının, il halkının bu konudaki duyarlılığını artırma amacı taşıyor. Bundan sonraki faaliyetler açısından önümüzde bir Ocak ayı içerisinde detaylı olarak bu işi tartışacağımız, ilçenin gündemine sokacağımız bir panel yapmayı da planlıyoruz. Bunu da buradan kamuoyuna duyurmuş olalım. Burada şöyle de bir çağrı yapıyoruz. Bununla ilgili termik santrallerle ilgili olumlu ya da olumsuz hangi görüşü olan varsa panelimize gelsin. Panelimizde bu açık açık tartışılsın ve ilçenin bundan sonraki içine düşeceği durumla ilgili kararını versin. Yani buna insanlar belki yapılsın, bölgemiz gelişsin diyor da olabilir. Bu açıdan herkese buradan da açık bir çağrı. Panelde bunu tartışacağız. Gelip bununla ilgili görüşlerinde insanlar söylesin. Çok uzatmak istemiyorum. Güzel, güneşli pazar sabahlarında bundan sonra yine sürekli kahvaltılar yapmak umuduyla, termik santralsiz bir Ereğli umuduyla hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlimizde 7 günlük tahmin edilen hava durumu, pazartesi günü en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 7 derece. Salı günü en yüksek hava sıcaklığı 17, en düşük hava sıcaklığı 9 derece. Çarşamba günü en yüksek hava sıcaklığı 19, en düşük hava sıcaklığı 12 derece. Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığı 20, en düşük hava sıcaklığı 11 derece. Cuma günü en yüksek hava sıcaklığı 19, en düşük hava sıcaklığı 14 derece. Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığı 17, en düşük hava sıcaklığı 10 derece. Pazar günü en yüksek hava sıcaklığı 19, en düşük hava sıcaklığı 14 derece.